haşlarımızı falan yapalım. Kafamızı bu şekilde tamamladık. Şöyle kalın bir iğne alacağım, uzun. Şöyle paraşüt ipi kullanıyorum ben yüz şekillendirmede. Bu ip sağlam olduğu için çok kolay kolay kopmuyor. Şöyle iğnemize takıyoruz. Biraz daha alanı genişleteceğim. Şöyle. Şimdi şöyle arka taraftan batıyorum. Boşluklardan, ilmeklerime batmadan önden şöyle gözümün yan tarafından, yani orta kısmına gelecek şekilde, ortalayacak şekilde çıkış yapacağım. İpimi arkada bağlayabileceğim kadar bir miktar bırakıyorum. Tekrar gözün diğer tarafından batıp arkadan ilmeklerime batmadan çıkış yapıyorum. Evet, bu ipin birini gözün üst kısmına geçireceğim. Tekrar aynı boşluktan batıp gözün şöyle yan kısmından çıkış yapacağım. Bunu da yine aynı şekilde diğer taraftan batıp ilk ipimle aynı yerden çıkış yapıyorum. Evet, bunu da gözümün alt kısmına geçireceğim şöyle. Bu şekilde. Şimdi iplerimizi şöyle sıkılayacağım. Gözüme de şöyle şekil vererek biraz bastırıyorum. Sıkıca bağlayacağım arkada. İpimi keseceğim. Evet, ilk gözümüzü şöyle elinizle düzleyip şekillendirin. Tekrar diğer göz içinde ilmeklerimize batmadan şöyle gözün bu taraftaki yan kısmından çıkıyorum. Tekrar diğer tarafından batacağım. Arkadan ilmeklerime batmadan çıkış yapacağım. Birini gözün üst kısmına. Tekrar batıyorum. Gözün yan kısmından çıkıyorum. Diğer taraftan batıp ilk ipimle aynı yerden çıkış yapacağım. Bunu da gözün alt kısmına geçirdim. Şöyle ipimi çıkardım. Yine bu gözümü de şöyle düzleyerek elimle. Çünkü bazen tam istediğimiz gibi şekil almayabiliyor. Sıkıca bağlıyorum. İpimi keseceğim. Evet, bu şekilde yüz şekillendirmemizi tamamlamış olduk. Burnumuzu yapalım. Burnumuz için ipimizin ucunu uzun bir şekilde bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip diğer ipimi de uzun bir şekilde kesiyorum. Şöyle bu şekilde 4 tane zincir çektim.
Şimdi ipimin bir ucunu takacağım. Şöyle gözün alt hizasındaki sıradan şuradan kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğnemi içerisine alacak şekilde şöyle şuradan batayım. Önce bir tane ucunu çıkartıyorum. Sonra diğer ucundaki ipimi takıp şöyle 4 tane ilmeğimizi şöyle ortalayacak şekilde takalı yapalım. Evet, bu şekilde ortalayacak şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrar iğneme ip takacağım. İpimi de 2 kat olarak kullanıyorum. Şöyle şimdi şu iplerimizi şöyle ayrı bir yere şöyle yapalım, hatta şuradan çıkartayım, burada dursun, bunları tekrar kullanacağız. Ya da isterseniz şey yapabilirsiniz, şöyle bir iğne yardımıyla şöyle iğneleyin, bunlar karışmasın. Evet, bu ikisi şu ipin zinciri. Şimdi tekrar şöyle 2 katlı olarak ipimi takıyorum. Burnumuzun İlk battığımız şöyle zincirimizin içerisinden şeyden ilmeğimi çıktığım yerden çıkış yapacağım. İpimin bir miktar bağlayacak kadar ucu altta kalacak. Şöyle iğnemin arka kısmıyla şöyle düzleyerek, yani İpimiz çok kıvrılmasa iyi olur. Düzgün durması için. Bu şekilde ipimi de düzleyerek bu zincirin etrafına saracağım. Tam bu tarafa gelecek kadar bu şekilde sardım. Şuradan bir kere daha saracağım. Elimle de şöyle arada bir sıkılıyorum. Tekrar bir kere daha geçeceğim. Tekrar diğer ipimle, ilmeğimle aynı yerden çıkış yapacağım. Bir miktar çekiyorum. Diğer ipimi de çekiyorum. Altta bu iki ipimi sıkıca birbirine bağlayacağım. Evet, iğnemi kesiyorum. Şimdi diğer ipimi alacağım. Diğer ipimizi de aynı şekilde şöyle çekerek bu ipimizi de ikisini birbirine bağlıyoruz. Buradaki amacım hani diğer iple birbirine bağlayıp geri çıkmasını, burnun çözülmesini engellemek. Bu ipi birbirine bağlamak daha sağlıklı. Şöyle sıkıca bağlayalım. Tekrar bu iplerimi de ayrıyeten birbirine bağlıyorum. Hepsi birbirini tutsun diye kafanın iç kısmına doğru yerleştireceğim. Evet, burnumuzu da bu şekilde yaptık. Şöyle elyaflarımı biraz daha yanaklara doğru yerleştireceğim. Bu şekilde burnumuzu da yapmış olduk. Şimdi kaş ve göğüs kısımlarını yapalım. Şöyle kahverengi bir ip kullanacağım ben. İpimi tek katı olarak kullanıyorum. Şöyle boyundan gireceğim.
gözümün hemen şöyle kenar kısmından çıkış yapıyorum. Şöyle çıkışım yaptım. Aşağıda ipimi için yer bıraktım. Şöyle iki sık iğne boşluk geriden batıyorum. Tekrar diğer göz içinde aynı işlemi yapacağım. Şekilde. Şimdi tekrar şöyle üst kısımdan biraz yukarıdan çıkıyorum. Şöyle şu kaş yaptığımız 1 2 3 4 4. sıranın üzerinden şöyle biraz daha göze yakın. Yani şöyle siyah kısmının hizasına gelecek şekilde. Burada da 1 2 3 3 tane boşluğu arasına alacak şekilde bir sıra üstten batıyorum. Diğer göz içinde aynı işlemi yapacağım. 1 2 3. Tekrar boyundan çıkıyorum. 3 sık iğne ama bir alttan batarak çıkışları bu şekilde yapıyoruz. Şuradan çıktım. 1 2 3 tane bir üstten. Buradan çıkınca da 1 2 3 bir sıra alttan. Boyundan tekrar çıkış yapıyoruz. Dudak için şöyle ipim tek kat. 1 2 3 4. 4. sırada bu işlemi yapacağız. Şöyle bir, aslında burnumuzu şöyle aşağıya doğru tuttuğumuzda 1 2 3 4. ara şuraya geliyor ama şuraya yapacağım. 1 2 3 4. Evet, şuradan şöyle biraz daha küçük yapacağım. Ağzımız gayet olduğunca küçük olacak. 2, 3, 4. Biraz daha küçülteceğim. Çok yine büyük oldu. Sadece 3 sık iğneyi araya arasına alması. Evet, 1 2 3. 1 2 3 4. Şöyle 3. Tam burnu ortalamaya çalışıyorum. Şuradan da batayım. Evet, bu şekilde ağzımız küçücük oldu. Şimdi bir şekli daha var. Bunun için de çene altına bir boşluk yapacağız. Şöyle ipimi taktım. Tekrar sağlam bir ip. Kafanın üst kısmından giriş yapıyorum. Alt kısımdan 1 2 3. sıranın arasından şöyle tekrar burada aynı hizadan 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi arasına alacak şekilde tekrar tepeden aynı ilmeğimle çıkış yapıyorum aynı yerden. Bu ipimizi de şöyle sıkıca çekiyoruz. Şöyle bir yüz şekli oluşacak. Burada da sıkıca bağlayacağım. Şu şekilde
Hafif şu çene kısmımız içine doğru hafif çökük bir şekilde olacak. Bu iplerimizi de boyunda bağlayıp tekrar içe doğru çekebilirsiniz. Şimdi kulaklarımızı yapalım. Zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle şuradan şu göz ipinin bitiş noktasından 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğime batacağım. Hatta bu ipimle aynı yerden 1, 2, 3, 4, 5. Şu ipimle aynı yerden battım. Burada bir tane sırayı atlayıp bir diğer ilmeğimin içerisine aynı yere 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir sırayı atlayıp bir alt sıraya batarak bir sık iğne yapıp bitiriyorum. İplerimi de arkadan çekeceğim. Arkadan da bağlayıp içe doğru çekeceğiz. Kulağımız bu şekilde. Diğer kulağımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Başlama şekli şu şekilde olacak. Şu battığım sıra var ya, buradan takip ediyorum. Tekrar şuradan 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeğimden batacağım. Başını alıyorum. Bir tane atlayıp bir üst sıraya. Aynı yere 5 tane ikili trabzan. 3, 4, 5. Bir taneyi atlayıp bir üste batıyorum. İki zincir çekip ipimi kestim. Şöyle iplerimi arka tarafa doğru çekeceğim aynı yerden. Arkada da sıkıca bağlayacağım. İçe doğru çekiyorum ipimi de. Evet, diğer kulağımız da bu şekilde. Kafamızı yüz şekillendirme ve hepsini bu videomuzda tamamladık. Şimdi saç yapımına geçeceğiz. Diğer videodan devam edeceğiz. Şu şekilde ikisini de hatta yan yana getireyim. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet, bebeğimizin saç yapılışını göstereceğim bu şekilde. Ben iki katlı olarak ördüm. Şöyle. Şimdi saçlarımız için Alize Diva kullanacağım. Böyle ince bir ip. Kahverengisiyle göstereceğim. Evet, kahverengi ipimizle şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramızda sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6. Kapatıyorum. Burada sıra başındaki ilk ilmeğimize işaretleyici takacağız.
Sıra başındaki ilk ilmeğime işaretleyicimi takıyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğime 2-2 batarak ikinci sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Yani 6 defa arttırma yapmış olacağız. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Son arttırmamı da yapıyorum. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi üçüncü sırama aldım. Bir tek örüyorum. Bir arttırma. Üçüncü sıramızı bir tek örüp bir arttır. Bir tek örüp bir arttır. Altı defa tekrarlıyoruz. Üçüncü sıramızın sonunda da toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Üçüncü sıramızı tamamladık. Şöyle işaretleyicimi dördüncü sırama alıyorum. Dördüncü sıramızı iki taneyi tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. 2 tek bir diğer ilmeğime arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 6 defa tekrarlayacağız. 4. sıramızın sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. 5. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3 tek bir arttır, 3 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz. 5. sıramızın sonunda toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. Altıncı sıramıza geçiyoruz. Altıncı sıramızı 1, 2, 3, 4, 4 tek örüp bir arttırma yaparak tamamlayacağız. Altıncı sıramızı 4 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Altıncı sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tek bir arttırma, 4 tek bir arttırma yaparak 6 defa tekrarlıyoruz. Altıncı sıramızın sonunda 36 adet ilmeğimiz olacak. Evet, altıncı sıramızı da tamamladık. Şöyle 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızı şöyle ipimizin diğer tarafındaki tek kanadını alarak öreceğim. Yani şöyle BLO yaparak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde BLO yaparak 7. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 5 tek bir arttır, 5 tek bir arttır. Ama hepsini BLO olarak batıyoruz. Şurada ipimizin bir tek kanadı üstte şöyle şu şekilde kalacak. Çünkü buna da yaparken şu üstteki saçlarımızı bunların üzerine öreceğiz. BLO yaptığımız kısımdaki 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum. Tamamen arttırmaları da BLE olarak normalde ördüklerimi de ipimin diğer tarafındaki tek kanadını alarak bu şekilde tamamlayacağım 7. sıramı. 5 tek bir arttır, 5 tek bir arttır. 7. sıramızın sonunda da
42 adet ilmeğimiz olacak. Yedinci sıramızı da tamamladık. Sekizinci sıramıza geçtik. Şöyle işaretleyicimi sekizinci sırama alıyorum. Normal düz bir şekilde batarak BLO ya da FLO yapmıyoruz. Normal düz bir şekilde batarak örüyorum. 5, 2, 4, 5, 6. 8. sıramızı da 6 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. 6 tek bir arttır, 6 tek bir arttır. 8. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz olacak. 3, 4, 5, 6. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. 8. sıramızı tamamladık. 9. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 9. sırama aldım. 9. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. sıramızı da 7 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız 9. sıramızda. Sıra boyunca 7 tek bir arttır, 7 tek bir arttır. 9. sıramızın sonunda 54 adet ilmeğimiz olacak. 9. sıramızı da tamamladık. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek örüp bir arttırma yapıyorum. 10. sıramızı 8 tek örüp bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız. 8 tek bir arttır, 8 tek bir arttır. 6 defa tekrarlıyoruz 10. sıramızda. 10. sıramızın sonunda 60 adet ilmeğimiz olacak. 8. sıramızı tamamladıktan sonra 60 adet ilmeğimizi 10. sıramızdan sonra 11, 12 ve 13. sıralarımızı 3 sıra düz bir şekilde döneceğiz. Bu şekilde 3 sıramızı da örüp tamamladık. Önce şu kahküllerimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kahkülümüz var. Kahküllerimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle elimde de çevirdim. Başını alıyorum. Hemen 3. zincirime batıp tekli trabzan olarak şöyle batıyorum. Tek seferde 3'ünü birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde geriye doğru dönüp 3. zincirimize batıp içerisine ikili trabzan olarak son zincirime kadar doldurdum. Şimdi şöyle, normalde sıradakine batıp gitmemiz lazım ama ters yüzü yukarıda olacağı için aşağı doğru eğik daha güzel duruyor. O yüzden geriye doğru bu tarafa doğru gidiyorum. Şöyle bu şekilde, yani düz tarafı burası, ters tarafı burası. Ters tarafına batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 başını alıyorum. 3. zincirime batıyorum. Tekli trabzan olarak bu şekilde doldurarak 7 tane kahkülümüzü yapıyoruz. Daha sonra uzun olan diğer saçlarımıza geçeceğiz. Şöyle en son bu şekilde yaptığımızda burada birleştirmeyi göstereceğim. Şuradaki ilmeğimden bir ilmek alıyorum. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Oradan da bir ip alıp 3'ünü birlikte çıkartıp sıradaki sık iğneme batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 başını alıyorum. Saçlarımızı da aynı bu şekilde birleştirme işlemini aynı bu şekilde yaparak bu şekilde dolduracağız. Kahkülleri kısa yapmak isterseniz 7 zincir de çekebilirsiniz. 7 ya da 8 zincir.
şöyle tekrar. Geriye doğru tekrar üzerine dolduruyorum. Son zincirime de battıktan sonra şöyle şuradaki sık iğnemdeki ipimi alıyorum. Buradan bir ip alalım. Sonra diğer sıradaki sık iğnemden de bir ilmek alıp diğer sık iğneme batıyorum. Birleştirme işlemlerini bu şekilde yapıyoruz ki şu arada, yani şu saçın şu kısmında boşluk kalmıyor. Bir kez daha göstereyim. 5, 6, 7. Geriye doğru dönüp tekrar dolduruyorum. Diğer saçlarımızda da aynı işlemi yapıyoruz. Uzun saçlarımızı örerken şöyle geriye doğru doldurdum. Son zincirime kadar geldikten sonra şuradaki ilmeğimden bir tane ip alıyorum. Sıradaki sık iğnemden de bir tane ip alıyorum. 3 tane. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Bu şekilde örüyoruz. Saçlarımıza da arkadaşlar toplamda 80 ya da 90 tane zincir çekeceğiz. Saçlarımız şöyle uzun. Göstereyim. Kıvrıldığı için kısa gibi görünüyor ama ben 80-90 zincir arası çektim saçlarına. Bu şekilde etrafını örerek 7 tane kahkülümüzü yaptıktan sonra saçlarımızı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Şöyle tepe kısmında tekrar ipimi kesip tekrar takacağım. Tepe kısmı içinse şöyle kahkülümüzün olduğu noktanın tersinden şöyle iplerimizin tek kanadını alarak yine aynı şekilde, diyelim ki ben şu an temsili olarak işte 80 tane 90 tane zincir çektim. Tekrar zincirimin üzerine doldurdum. Diyelim ki bu saçım hani 80 zinciri doldurduk. Burada da tekrar şöyle bu tarafa doğru değil de geriye doğru batarak şöyle sıradaki ipime batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar diyelim ki 80-90 zincir yaptım. Üzerini doldurdum. Tepe kısmındaki zincir sayıları da 80 ya da 90 zincir arası çekerek yaparsanız. Evet, şimdi tekrar aynı şekilde diğer saçta olduğu gibi en dipteki ipimden bir ilmek, sıradaki ipimden bir ilmek alıyorum. Üçünü birlikte çıkartıyorum. Sıradaki ipime batıp tekrar zincir çekiyorum. Tepe kısmını da bu şekilde dolduruyoruz. Yani şu tarafa doğru doldurmayacağız. Bu tarafa doğru geleceğiz ki saçın ters tarafı üste gelecek. Çünkü şöyle alta doğru bükülmesi gerekiyor. Diğer düz tarafında saçların uçları havaya kalktığı için bu şekilde görünmüyor. O yüzden bu şekilde dolduracağız. Saçlarımızı doldurduktan sonra da normal bir şekilde şöyle uçlarından tutturarak diktim. Bakın şu kısmı da göstereyim. Arkada da aynı şekilde şu ara kısımlardan saçlarımı şuralardan tutturarak kafanın üzerine diktim. Şu saçları hiç dikmedim, tepedekileri. Sadece kahküllerimi ve şu yan saçları birleştirerek dikip tamamlıyoruz.